Evet, başlayalım dostlar. Saaşcığım %100 gerçekten herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bitcoin son dakika ile birlikteyiz dostlar. Son durumu değerlendireceğiz hep birlikte. Tabi haberler var. Haberleri de konuşacağız. Amerika'da garip şeyler oluyor. Onları da konuşacağız. Hemen hemen her şeyi konuşacağız bu yayında. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dostlar videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı atmayı lütfen ve lütfen unutmayın diyerekten yayını başlatalım. Şimdi temel analize geçmeden önce attığımız başlıklarla ilgili konuşmadan önce kısa bir değerlendirmesini yapalım piyasanın. Dolar endeksine bir gelelim. Yine yeniden 101 730'u denemeye çalışıyor. Dolar endeksi. Ee, bir saatlikte ortalama olarak bir 11 dakika hadi 9 diyelim 9 veya 10 civarında tekrar yukarı doğru bir eğilip kazanıp Bitcoin'i tekrar aşağıya baskılama ihtimali oldukça yüksek bunu söylemek istiyorum 4 saatlikte de yavaş yavaş artık dip noktaya gelen bir dolar endeksi var 4 saatlikte de tekrar 103 385 direncini denemek isteye bilir bir hale gelecek dolar endeksi tarafı Bitcoin üzerinde bir hafta sonra belki 10 gün sonra tekrar sertleşen düşüşler görebiliriz. O yüzden bu aralar piyasada yine nakitte kalmak en sağlıklı ve en mantıklı hamle olacaktır. İçeride kaldığınız pariteler varsa bu pariteleri minik minik karla ayrılmak, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte genelde nakit tutmak çok daha mantıklı bir hale geliyor. Özellikle daha da ayın 14'ü ve 15'i Fed'in toplantısı var. Tekrar faiz kararı var. Onunla ilgili de şimdi temel analizde bazı veriler var. Onları konuşacağız nakitte olmak bizim için çok daha sağlıklı olacak bir sürece doğru ilerliyoruz dostlar. Tether dominansında tepeye ulaşıldı tekrar. En üst bölge 6.31, 6.40 gelebilir demiştim ben. 6.31'de durdu. 6.31'den tekrar ufak ufak salmaya başlayan bir OST deminansı var. Tekrar yatırımcılar minik minik pariteleri toplamaya başladı. Ama bu çok kısa vade. Biz de girmeyi düşünüyorduk kısa vadede. Hala da nakitte beklemeye devam ediyorum çok kısa vade bir içeride hacimlenme de söz konusu olsa az önce güncellemeden önce 42 milyar dolardı gördünüz şu an 35.900 yani çok hızlı bir şekilde Bitcoin'de paralar kara çevriliyor yani örnek veriyorum bir yatırımcı 29.320 dönüşünde yakalayamayıp 29.500'de veya 29.600'de içeri girdiyse 30.200'de 30.200'e gelmeden 30.000'de 30.100'de 30.200'de 500 dolar 600 dolar Bitcoin'den karını hemen çekiyor hemen tasfiye ediyor piyasadan nikitasyon oluşturuyorlar yani içerideki yatırımcı o kadar küçük ve o kadar e, kısa hamlelerle trade ediyor ki birçok yatırımcı içeride bırakacak volatil hareketler oluşturuyor bu yüzden de biraz daha nakitte kalmaya çalışıyoruz son kırmızı mum 29 600'de bir alım fırsatı yakalamıştık ben bilerek girmedim beklemeye devam ediyorum hala da 4 saatlikte geri dönüş mumu yandığında gireceğimi söylemiştim. 4 saatlikteki geri dönüş mumu yaklaşık olarak 29.600'de yandı. Biz girmedik içeriye. Girseydik de muhtemelen şuradaki keriz silkelemesi dediğimiz doji mumunda sirkelenecektik. O yüzden e, girmedik de zaten. E, yani hala daha piyasadan tam bir ışık göremiyorum. Her ne kadar haftalıkta bir şeyler değişiyormuş gibi gözükse de kısa vadede özellikle de günlük tarafta tekrar aşağıya doğru yanan sinyaller var. Bunun ilk sinyali dolar endeksi, ikinci sinyal vesti dominansı ve hemen ardından da e, her ne kadar 4 saatlikte yeşil mumlarını yakmış olsa da global tarafta hala da düşüşün sesleri ve sinyalleri devam ediyor dostlar. E, S&P tarafında ufak bir toparlanma görüntüsü var ama bu 3965 desteğini denemeyeceği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde Nasdaq verilerinde de durum aynı. 12471 desteğinde üçlü dip yaptı. An itibariyle tekrar 12930'u denemeye çalışan bir Nasdaq verisi var. Ama Nasdaq üzerinde de bir şeyler dönüyormuş gibi gözükse de orta vadede düşüşün sinyalleri burada da oldukça net gibi duruyor dostlar. Günlükte içeriye bir para akışı gelirse şu an piyasada çok ciddi bir para problemimiz var. Ciddi bir sıkılaşma söz konusu parayla ilgili tüm dünya piyasaları. Bu sıkılaşmayı birazcık kenara atmayı başarıp içeri az bir para girişi sağlayabilsek... ...aslında haftalık verilerde hem Amerikan hisseleri hem Bitcoin inanılmaz güzel duruyor. Aylıkta da bunların dönüşleri yavaş yavaş gelecek gibi duruyor. Ama yani piyasada çok ciddi bir sıkılaşmadan bahsediyoruz. Bir para sıkıntısı var yani... Para yok ve hatta var olan para tutuluyor, saklanıyor. Herhangi bir yatırım aracında değil, direkt varlık olarak tutuluyor ya hatta ee, nakit olarak tutuluyor. Bu paralar hiçbir şekilde piyasaya sokulmuyor. Sokulmadığı için gelmediği için para piyasaya ciddi bir likitasyon sıkıntısı oluşuyor piyasada. Halbuki baktığın zaman her ne kadar kısa vadede düzeltmelere gitse de Amerikan listesi de olsun, Bitcoin'i de olsun, ee, dolar endeksi de olsun hangisi ya yani ne olduğu fark etmez. Destek denese de bir e, yükselişin kar tasfiyesini yaşasa da ortalama olarak bir ay, bir buçuk ay aslında piyasanın yukarıya gitmesi lazım. Bu durumda da Bitcoin'in 40 bin, 42 bin dolarlara kadar yükselebiliyor olması lazımken bizler e, yükselemiyoruz. Belli bir konsolidasyon süreci, belli bir e, destek, direnç arasında git geller yaşıyoruz. Bitcoin bugün itibariyle bütün haberlere bakıyorsun. Hangi haber şirketinin verdiği habere çok önemli değil yani hangi haber şirketinin verdiği habere bakarsan bak bitcoin ile ilgili her yerde aynı şey konuşuluyor. Yatırımcı hüsran yaşadı neden herkes 33-35 beklerken bitcoin bir kere daha 29.000'e gitti. E zaten bunu biz söyledik düşüş bekliyoruz düşüş bekliyoruz bu düşüşten sonraki girişin daha sağlıklı olabileceğini konuşuyorduk. Hala da giremedik içeriye. De, normalde bu düşüş satın alıp içeride olmamız gerekirken bekliyoruz. Bekliyoruz. Çünkü ABD'den gelebilecek herhangi bir haber piyasayı aniden 28 bine kadar baskılayabilecek pozisyona götürüyor. Günlükteki düşüş, günlükteki kar tasfiyesi, Magdi'nin yavaş yavaş kırmızı yakmak istemesi, haftalıkta her ne kadar indikatörler dönüş sinyali verse de içeri gelmeyen para, Para içeri girse de çok hızlı bir şekilde kar alınıp çıkılması, likitasyon yaratılması. Yani 42 milyar dolarlarda kalabilirdi. 42, 45, 48 içeriye para akışı gelebilirdi. Geldi mi gelmedi. Piyasa değeri 610 milyar dolardan 576 milyar dolara kadar gevşedik. Sizin gördüğünüz 24 saatlikteki o 5 milyar dolar, 3 milyar dolar, 7 milyar dolar kayıp ortalama olarak 50 milyar doların üstüne çıktı. Yani 630, 620, 640 arasında giderken 577'ye gittik biz. Tam tersi. Yani 70 milyar dolar, 60 milyar dolar piyasadan çekildi. Tekrar likitasyon oluşturdu. Tekrar parayı aldılar. Bir de bunun kaldıraç tarafı var. Kaldıraçta patlayan patlayan. Yani kaybetmekten vazgeçmiyorlar. Ama oynamaya devam ediyorlar. Arabayı satıyorsun kaldıraça giriyorsun. Niye? Çünkü battın. Batığı çıkarmaya çalışıyorsun. Daha da çok batıyorsun. Araba da gidiyor elinden. Değil mi? Cebindeki nakit 20 bin doları 10 yıl çalıştığın 8 yıl çalıştığın Emekli olduğun işte 30 yıl 40 yıl çalışıp Emekli olduğun emekliden Aldığın ikramiyen yani 20 bin dolar 18 bin dolar varın yoğun o Onu gidiyorsun kaldıraçta batırıyorsun Sonra piyasada para yok Aslında kaldıraçta oynanan para spota gelse Biz çoktan işi kıracağız gideceğiz 40'lara 42'lere Kaldıraç oyuncusu o kadar inatçı ki vazgeçmiyor biz Türk insanı olarak çok seviyoruz bu tarz kumar oyunlarını. Yapacak bir şey var mı? Yok. 4 saatlikte içeri neden girmiyorsun Savaş? 1 saatlikte tasfiyeyi bekliyorum çünkü. 1 saatlikte bir gerileme bekliyorum. Ee, gerilemenin ardından 4 saatlikteki yükselişe girmeyi planlıyorum. Tabi günlükte de bir az da olsa bir dönüş sinyali hiç olmadı. Bir içeriye hacim girişi bekliyorum. 30 yani 40, 40 benim için önemli. 40 milyar dolar 24 saatlik hacim ve piyasa değerinin tekrar 600 milyar dolarlara kendini alabilmesi benim için önemli. İçeride biraz daha kendimi güvende hissetmemi sağlayacaktır. Onlarca altcoin'lere baktığın zaman Ethereum hala düştüğü yerde. Yani tutup bunu 1765'ten zaten sen ben alamazdık da. Hani 1804'ten girebilirdik. Şu an 1835'te çok bir önemi var mı 30 dolar için o riski almanın? Yok aynı şey maker için de geçerli 1175'lere kadar geriledi şimdi bakıyorsun 1192'de o riski almaya gerek var mı yok bunların içerisinde çok iyi toplanan ne oldu kardan oldu abi işte az bir şey geri geldi doçla ilgili bir haber var onu paylaşacağım birazdan doç koyun o yüzden duruyor dostlar nus'u da takip etmeye devam ediyorum nus'u hala bekliyoruz Nu'da. Ee, bakalım bununla ilgili beklentim biraz fazla da gelir gelmez konuşacağız ona şimdi biz bir temel tarafa geçelim Neler oluyor piyasada? Önce Biden'la başlayalım. Şimdi Amerika'da Biden ve Biden'ın yardımcıları, Biden hükümeti diyelim biz ona. E, hızlı bir şekilde enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak için bir politika hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyor. Hızlı bir şekilde Bitcoin ve kripto madenciliğinin e, önüne geçmek ve hatta bununla ilgili bir yasal düzenlemeye gitmek istiyor Amerika. Şimdi burada aslında güzel bir haber de var, kötü bir haber de var. Güzel olanı Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi'nin Enerjiden Sorumlu Müdür Yardımcısı Costa Samaras konuyla ilgili verdiği demeçte işte şu ifadelere yer vermiş. Kripto para madenciliği finansal sistemimizin anlamlı bir parçası olacaksa. Bak bu çok önemli bir cümle. Kripto para madenciliği yani kabul ediyorlar artık finansal sistemde tamam finansal sistemde anlamlı bir parça bu sistemin içerisinde bu dişlinin içerisinde dönen çarkın içerisinde bir diş de bitcoin'e veriyorlar. Çarkın içerisinde dönsün o da dişliye dahil olsun. Bak bu çok önemli bir şey. Olacaksa diye ayırmış hala da muammalar var ama olacak artık bunu kabullenmeye başlamışlar. Bu çok güzel bir cümle bence üzerinde. Çok konuşulacak şey var bu cümlenin ama devamı var. Sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve toplam emisyonları en aza indirilebilmesi önemlidir diyor. Dijital varlıkları düşündüğümüzde bunun bir iklim ve enerji görüşmesi olması gerekiyor diyor. Şimdi burada madencilere muhtemelen tokatlayacaklar ama madencilerden bir tane aklı selim, bir tane kafası çalışan adam da Böyle ama büyük bir maden şirketini yapması lazım bunu. Yanına böyle birkaç fon şirketinin CEO'sunu almış. Destek aldı. Biraz da Wall Street bankacılarından e, ben size bu işi öğreteceğim deyip destek alacağı birkaç tane senatörden destek alabileceği bir tane maden şirketinin patronu, CEO'su, sahibi her neyse tamam mı? Çıkıp şunu konuşması lazım. Ben kripto madencisi olarak ve kripto ekosisteminin ayakta durmasını sağlayan en alttaki temel yapılardan biri olarak ilerleyen dönemlerde para krizine giden dünya, para krizinin içerisinde bulunan ülkeler ve bu ülkelerin yöneticilerine yardımımız dokunacaksa dünya içerisindeki paranın daha hızlı dolaşımını daha az kayıpla, daha az faizle, daha az farkla bu dolaşımı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirecek olan yapının, yani paranın dünya üzerindeki gezişini hızlandıracak yapının bir parçasıysam eğer ve size ilerleyen dönemlerde ve tüm dünyaya ilerleyen dönemde yıllar sonra çok faydamız dokunacaksa beni bankayla aynı statüde tutman lazım. Sen bir bankanın bir yönetimin, bir banka topluluğunun var olan elektrik hizmetinin %10'unun %12'sini tüketmesine izin vereceksin. Ben %2 tüketiyorum diye benim te tepeme çökeceksin. Bu kabul edilebilirdi bir kere. İkincisi elektronik atık. Madencilerin üzerine atılan iftira kadar elektronik atık yok. Öyle bir elektronik atık gücüne sahip değil madenciler. Elektronik atık mı istiyorsunuz? Ben size söyleyeyim gene bankalara gidin. Gene bankalara gidin. Ne kadar elektronik atık olacağına şok olursunuz. Şok olursunuz. Teknoloji geliştikçe bankalar elektronik atığa devam ediyor. Git. Git bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce faturalandırma yapılırken nokta atışla vurulan yazıcıların birçoğu nerede? Nerede yazıcılar? Bankalar yazıcıları ne yaptı? Trilyonlarca yazıcıdan bahsediyorum. Bak milyon değil, milyar değil. Trilyonlarca yazıcıdan bahsediyorum. Tüm dünyanın bankalarının çöpe attı. Ben size söyleyeyim. Paravan şirketler tarafından alındı. Birçoğu nokta vuruştan lazere çevrilmeye çalıştı. Tekrar geri katılmaya çalıştı. Birçoğu parçalandı, parçaları kullanıldı. Kafası çalışanların birçoğu dövmecilere sattı. Nokta vuruş... Karbondan direkt transfer alabilsinler diye nokta vuruş yazıcı olarak dövmecilere satıldı. Şimdi ona bile zam gelmiş. 150 liraya satılan şey 800 lira olmuş. E, tanesini belki de 5 liraya 10 liraya aldılar bankalardan çöp niyetine. Ondan sonra ben sen dünyaca sayarım. Bir ton şeyi sayarım. Yine elektronik mağazaları. Sen elektronik mağazalarının bir yılda ürettikleri elektronik atığı biliyor musun? teknesi olur, medya market olur, Avrupa'da bilmediğimiz binlerce elektronik marketin yıllık oluşturduğu teknoloji atığı biliyor musun? Ya biliyorsun. Bildiğine eminim. Ya o zaman niye madencilere çöküyorsunuz be kardeşim? Ya bunları gören, bilen sağlamca böyle bir rapor çıkarıp hazırlayıp bunların yüzüne şak diye vurabilecek bir tane haklı senin madenci yok mu ya? Yani bunlara bir şekilde cevap verin. Ha şu an cevap verilmiyor. Sert tepkiler verilmiyor. Neden bir kabul aşamasında? Adamlar bu kabul aşamasında kazançtan olmak istemiyor. Haklılar. Haklılar. Ama birinin çıkıp böyle mert bir şekilde yüreklice bunları anlatabiliyor olması lazım. Yoksa üstümüze çıkıp tepinen çok olur. Şimdi bununla ilgili Ağustos ayında çıkması bekleniyormuş rapor. Başkan Joe Biden'ın Mart ayında federal kurumlara kripto para birimi gibi dijital varlıkların sorumlu madenciliğini sağlamaları için baskı yapan yürütme emri kapsamındaki ilk çalışmalardan biri olabilecekmiş. Yani diyor ki Ağustos'la Mart ayı da madencileri tokatlayacağız. Madenciler her tokatlandığında piyasaya hızlı bir şekilde kripto satışı yapıyor. Ellerindeki bitcoinleri çıkarıyorlar. Her çıkarış bizi çöküşe götürüyor. Her çıkarış bizi çöküşe getiriyor. Yani Joe Biden yönetiminin de Ağustos Mart ayında madencileri tepesine çökme arzusu piyasayı Ağustos ve Mart ayında da e, aşağıya baskılayabilir. Ağustos ve Mart'ta da bayağı bir fark var yani. Abi Ağustos'tan bahsediyoruz bir de bir yıl sonra Mart'tan bahsediyoruz. Yani uzun bir vade ama Ağustos'ta bizi bir kere tokatlayabilirler. Ondan sonra da Mart ayındaki biz Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi artık yani Kasım'dan itibaren 2022 sonu gibi çok büyük yavaş yavaş ralli dönemine gireceğimiz süreci takip etmeye çalışıyoruz. Beklentilerimiz o yöne doğru evrilmeye başladı artık ama yani Mart'a bir de ABD'nin böyle bir şeyle çıkması bizi biraz sıkıntıya sokar. Onu da söyleyeyim. Bir başka haber. Bir başka habere de geçelim. Bitcoin dişmanı JP Morgan CEO'su ekonomik kasırga bekliyor diye bir açıklama yapmışlar. Dostlar ee, şimdi JP Morgan CEO'su James Diamond'dan bahsedeceğiz. Dostlar bu James Diamond çarşamba günü katıldığı bir konferansta ekonomik bir kasırga yaşanabileceğini söylemiş. Bunu şu an hemen hemen çok büyük fon şirketleri olsun, çok sağlam iyi iş adamları olsun hemen hemen hepsi zaten aynı ekonomik kasırgayı bekliyorlar. Biz benim de kendi adıma kriptoda bu kadar riskli bir varlıkta yatırımlarımı yavaşlatmış olmamın nedenlerinden bir tanesi aslında bu ekonomik kasırganın çok fazla kişi tarafından dile getirilmesi. Bu dile getiriliyorsa bir yerde bir sıkıntı var demektir deyip biraz daha Kripto gibi bir varlıkta yatırımlarımı yavaşlattım. Dolarda kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar e, yayatta altın köşeye ufak tefek altın e, rezervi sağlamaya çalışıyorum. Ama çok güzel de bir açıklama yapmış kendisi. Ben çok sevmiyorum Jamie. E, ama güzel bir analiz yapmış. Ekonominin artan enflasyon, Fed'in sıkılaştırılmış para politikası ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken ünlü CEO. Ben ünlü bir CEO değilim. Aynı lanet açıklamaları yaklaşık 3 aydır yapıyorum herhalde biz bu kadar ünlü olmadığımız için kendimizi duyuramıyoruz o ayrı bir konu bu zorlukları kasırgaya benzetti daim'in yatırımcıları ekonomik bir kasırgaya hazırlamaları konusunda uyardı tamam mı adam şunu söylüyor ekonominin yaşadığı bu zorlukların küçük bir fırtına mı yoksa süper strom sandy kasırgası mı olacağını bilmiyoruz diyor kasırga olursa zaten Artalık karışır. Her türlü seçeneğe kendimizi hazırlasanız iyi olur diye uyarıda bulunuyor. ABD ekonomisinin üzerinde fırtına bulutlarının dolaştığını söyleyen Cem Daim'in zaten ABD ekonomisinin üzerindeki fırtınayı 2 aydır 3 aydır Biden'ın yanlış kararlarıyla ben size dile getirmeye çalışıyordum. Artık o konulara çok girmeyeceğim. YouTube bana çünkü şey atıyor. Rütük atıyor. YouTube sansür atıyor bana. O yüzden o tarafa çok girmeyeceğim. Ama Biden yönetiminin kaybedeceğinden eminim. O Özellikle eyalet seçimlerinde Biden topluluğundan birçoğu eyaletleri tek tek patır patır kaybedecekler. O konuda da çok güzel haberler geliyor elime. Zaten onu ayrı ayrı konuşuyorduk her seferinde. O tarafa çok girmeyeceğim. O ABD'nin siyasi politikasına çok girmeyeceğim. Sansür yiyorum çünkü. Devam edin. Fed'in artan enflasyonu dizginlemeye çalışırken karşılaştığı zorluklarla ilgili şunları söylemiş. Şu anda hava biraz güneşli. Yani diyor ki hava biraz güneşli derken. Fed diyor birazcık havayı ısıttı. Bulutları kaldırdı. ABD hisselerinden de, Amerikan hisselerinden de, global tarafta da birazcık bakarsan anlarsın. Oralarda yavaş yavaş güneşlenmeye başladık, yeşillendik. İşler iyi gidiyor. Herkes Fed'in artan enflasyonla başa çıkabileceğini düşünüyor. Yani ABD'de ve dünya tarafında genel olarak Fed'den beklenti benim aynı beklentim yok. Fed'den beklenti enflasyonla başa çıkabileceğini düşünüyorlarmış. Ancak ne olacağını bilemiyoruz. Bu kasırga tam orada ve bize doğru geliyor diye de bir ekleme yapmış Çakal. Yani benle aynı kafada aslında. O da diyor ki yani FED enflasyona başa çıkabilecek gibi duruyor. Herkes öyle düşünüyor ama. Ama yani ne olacağını da bilmiyoruz. Bence o kasırga bize doğru geliyor diyor yani. Hani. Anlayan anlasın. Diamond. Bu ekonomik kasırgaya kendini hazırladığını belirterek bankanın bilanço konusunda çok tutucu olacağını söylemiş dostlar. Fed'in artan enflasyon karşısında faiz oranlarının yükseltmesi gerektiğini de dile getiren Diamond. Yani diyor ki Fed diyor 50 ile olmaz bu iş diyor yükseltmek zorundasın diyor. ABD bankacılık sisteminin bu zorluklara dayanabileceğini düşünüyorum demiş. ABD bankacılık sistemi buna dayanır da. Amerika hariç diğer yerlerdeki bankacılık sistemi buna dayanır mı? Onu ben de bilmiyorum. Değil mi onu ben de bilmiyorum. Bugün dönüp bakıyorsun 16.587'de duruyor dolar. Herkes soruyor dolar düşer mi? Dolar düşer mi? Değil mi? Dolar düşer mi? Dolar düşer. Sence düşer mi? Ben de sana sorayım. Sence düşer mi? Şöyle bir kırmızı mum bir daha yer miyiz? Var mı o kırmızı mumu yaratabilecek paramız? Bence yok. Bence yükseliş daha yeni başlıyor. Haftalıkta zirve gibi duruyoruz ama yükseliş yeni başlıyor yani. 16.921'e ben hazırlandım. 16.921 ilk hedef. Bunun üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.400 diğer hedef. Dolar TL'de. Ben dolar TL'de şöyle bir şey düşünüyorum. 16.921'in üzerine atabileceğiz. Burada bir kalıcılık sağlanmayacak. 16.921'den bugün ayın ikisi bugünü not alın. 16.921'den muhtemelen bunu bir aşağı vurduracaklar. Belki 1600'e, belki de tekrar 15336'ya kadar bunu bir vurduracaklar bir şekilde. Bir buna bununla ilgili bir pozisyon yaratacaklar. Burada içeri çekmeyi çok güzel halledecekler. Ondan sonra bir daha da bunun önünde duramayacaklar. Seçim bitene kadar 18 19 diye devam edecek gibi gözüküyor ama burada bir silkeleme daha gelecek yani dolar TL'de. Öyle de bir Görüntü var ee, YouTube yorumlarda dolar ne olur diye soran dostlarıma da cevabını vermiş olayım. Şimdi gelelim Amerika'da Bitcoin yerine kabul görebilecek paritelerden Dogecoin'e. Ne bu kripto Dogecoin? Şimdi Dogecoin ile ilgili? Bu meme coin ile ilgili? Çok garip bir şey var. Ee, talep var, istek var. Kaliforniya'da ABD Senato seçimleri yaklaşıyor. Bu seçimlere ise kripto piyasasına yakınlığıyla tanınan bir isim aday oldu. Kaliforniya'da ABD Senato seçimi adayı Timothy Ursic, 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 Ursic Ur diyelim Timothy Ursic, popüler meme coin olan Dogecoin hakkında yeni bir öneride bulundu. Dedi ki: Elon Musk'tan henüz cevap gelmediydi buna. Tweet'ten takip ediyorum. Belki de geldi biz bilmiyoruz. Dogecoin'in yasal para olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan Ursic, Doge yatırımcılarının dikkatini üzerine çekmiş durumda. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette Dogecoin'i yasal bir para haline getirmesi gerektiğini söylüyor. <laughs> Ursic bu önerinin ardından sonra ise popüler meme coin olan Dogecoin'in kurucu ortağı Bill Marcus ve Tesla CEO'su Elon Musk 7 Haziran'daki ön seçim öncesinde kampanyalarını desteklemeye davet etti. Zaten en önemlisi bu. Davet etmiş olması. Şimdi Elon Musk ya da Bill Marcus cephesinden bir cevap en son gelmediydi haber verildiğinde. Sonrasından bilmiyorum gelmiş olmalı bence bu saate kadar bakamadım henüz. E, gerçi gelseydi Dogecoin'de hareket hareketleşerdik. Şu an onu da yaşamış değiliz. Oradan Dogecoin'i de takip ediyorum. Bence siz de takip edin. Buradan bir pump yaşatacaklar çünkü. <laughs> Halen elin maskede bilmek üzere bir cevabın gelmediği görülmüş olsa da ilerleyen günlerde gelebilecek olası destekler Dogecoin'in sert bir şekilde yükseliş yaşamasını sağlayabilir. Dogecoin için kritik seviyeler neler demişler. Bir de burada bir analiz yapılmış. Dogecoin ile ilgili düşen trend çizilmiş. Trendin altında duruyor falan filan. Neyse geçelim oraları. Haberimizin yazıldığı esnada 81 dolar seviyelerinde işlem gelen Doge geçtiğimiz günlerde düşen trendini kırmış olsa da Bitcoin'in düşüşüyle yine bu trendin altına sarktı. Elerleyen saatlerde tekrardan 83 doları aşması halinde yükseliş yaşayabilecek olan popüler meme coin bu seviyeyi aşamaması halinde 77 dolara kadar gerileyebilir diye bir başlık atmışlar. Biz de inceleyelim. Biz de bakalım. Bizde destek 77'de değil. bunlar nasıl 77'de destek çizmişler? 0.77 on Logaritmik neler mi? Yo, şunu almışlar. Kaç saat? 4 saatlik üzerinden çizmişler. Oraya almışlar. 4 saatlikten destek çizmişler. Yani 4 saatliğe baktığın zaman şurayı destek olarak belirlemişler. Burası da 71'e geliyor. Muhtemelen logaritmikte bakıyorlar onlar. Ya da şurayı destek aldılar. Şu kırmızı mumu. 77 oldu. Saçma. 52, 43 ve 88, 11 destekleri var. Hadi günlükte bir ara destek daha arayalım. Bizim bir ara desteğimiz yok mu? Var. Şurada var. Minör destek olarak koyalım bunu buraya. Sarı kalsın. O da 71'e denk geliyor. 77'ye değil. Neyse. Herkesin analizi kendine. Yukarıda da 88 1 saniye Siri sana bir şey demedim. Te <laughs> Telefonumda Siri çalışıyor ya. 88-11 direnci var. E, düşen trendi biz de çizmiştik. Yalnız onlar biraz daha alttan almışlar trendi. Biz ana trend üzerinden çizdik. E, 4 saatlikte bizim de öyle gözüküyor mu bakayım. Yok bizde öyle gözükmüyor. Bizde daha farklı. Biliyoruz bu işi. <laughs> 88-11 direnci var. Yani Dogecoin'de bir pump yaşatabilirler özellikle Elon Musk tarafından ve e, koruyucu değil de Elon Musk'tan daha çok gelir destek vereceğiz gibi bir açıklama gelirse e, 4 saatlikte de 82 tarafındayız hala da yani 71 minör desteğini denenmesi için önce buranın altında kalması lazım düşen kanal üzerindeyiz hala e, bir pump gelirse bence gelebileceği maksimum yer 0.90 olur gene 90'a kadar çıkar 90'da herkes satar. Ama böyle büyük bir destekleme, böyle bir proje, bununla ilgili böyle bir seçim kampanyası haline getirirlerse mevzu işin rengi değişir. Orada Dogecoin'de sert çatallanma görebiliriz. 12, 14.500, 14, 500, 59 falan gibi. Böyle inanılmaz bir pump yaşatabilirler yani. Ee, o yüzden Dogecoin takipte kalınmalı diye düşünüyorum. Şimdi son bir haber daha vardı. İngiltere ve ABD'de de resmi tatil başladı biliyorsunuz. Bitcoin 30, 30 bin doların altına düşerken volatil de tuhaf bir hal almaya başladı. Analistler BTC için kısa vadede büyük fiyat dalgalanmaları yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Uyarıyoruz dinleyene. Ee, Bitcoin Kasım 2021'de ulaştığı Rekor seviyeden %50'den fazla değer kaybetti. Mayıs ortasında 27 bin doların altında 18 ayın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra lider kripto para birimi %18 toparlanarak Mayıs ayının nispeten iyi bir şekilde tamamladı. Yatırımcılar konsolidasyon sürecinin bitmesinin beklerken bugün yaşanan %7'lik düşüş tekrar hayal kırıklığı yarattı. Beni hayal kırıklığına yaratmadı. Ben bekliyordum zaten. Ee, burada şöyle bir veri çizilmiş. Benim beklediğim retesti biliyorsunuz. Aynı retesti hala da bekliyorum. Retestten sonra 32 bin dolar gibi bir şey çizilmiş burada. Yani aslında yaptıkları hamle şu. Bizim burada bir 35 bin dolar hedefimiz vardı. Üçgen formasyon hedefi. Ama ben bu formasyonda retest gelmeden bu yolculuğun başlayabileceğine inanmıyordum. Benim için retest şu çizdiğimiz yeşil bölge olması gerekiyordu. İzin vermediler. Yani tam 29, 29 200e kadar salmadılar. Yani bir kere olsun Bitcoin'in oraya değmesi gerekiyor. Ben hala da onu bekliyorum aslında. Buradan salmadılarsa buradan bir yerden salacaklar. Ama en sonunda salacaklar. Ne zaman bu trendin e, retesti gelir o zaman içeri girmeyi planlıyorum. Ben beni tanıyanları iyi biliyor. Çok sabırlı bir adamım. Geri geliyor bazen aylarca hiç trade'e girmeden bekleyebiliyorum. Zaten o yüzden parayı korumayı başarabiliyoruz. Gerekirse gerekiyorsa bir ayda beklerim. Çok önemli değil ki o kadar uzun da süreceğini sanmıyorum. Muhtemelen Fed faiz açıklaması zamanında biz bu retesti yaşayacağız faiz açıklamalarından sonra da Bitcoin tekrar 32, 33, 35'i yapacak gibi de duruyor. Ee, şimdilik beklemeye devam ediyorum. Fed faiz kararı çok bir şey kalmadı. O toplasanız 12 gün var şurada. 12 gün daha piyasa böyle saçma sapan hareketler yapabilir. Ee, ama ben bu 12 günlük süreçten sonra gireceksem top yükün yüzde herhalde 60 veya 70 keşimi içeri tamamını sokabilirim. Şimdilik beklentim o yönlerde. Ee, Fundrast'ın Dijital Varlık Stratejisi Başkanı Seren Farel, bu hafta ABD, İngiltere ve Avrupa'daki resmi tatillerin başladığını ve bunun piyasada volatilitenin tuhaflaşmasına neden olabileceğini öngören bir rapor yayınlamış. 2020 ve 2020'deki anma günü dönemlerinde kripto para piyasasında benzer eğilimler görüldü. Bu yılki tatil kraliçenin platin jubilesi içeren için Birleşik Krallık'ta çifte banka tatiline denk geldi. Bloomberg'e konuşan uzman şunları söylemiş. Düşük işlem hacimleri büyük fiyat dalgalanmalarına ve volatiliteye neden olabilir. Bu kısa vadede fiyatın daha da düşeceği anlamına geliyor demiş. Analist yılın ikinci yarısına işaret etmiş. Demiş ki Bitcoin için uzun vadeli görünümlü olumlu. Feral'a göre Bitcoin 2022'nin ikinci yarısında 20'e kazanmaya başlayacak. Yani yazdan bahsediyoruz. Yazın e, tam ortalarına falan bahsediliyor. JP Morgan analistleri de Bitcoin tarihindeki en büyük fiyat düşüşlerinden birinin ardından fiyatın uzun vadede yükseleceğini ifade ettiler. Bankaya göre, göre Bitcoin'in adil değeri 38 bin dolar. Bana göre de Bitcoin'in adil değeri 38 bin dolar. Hatta mümkünse 33.340'ın son dip olması gerekiyordu. Oradan 38'e toparlanıp şu an 38'de konsolidasyon sürecine girmemiz gerekiyordu. Ama Terra Vakfı sağ olsun Luna piyasanın içinden geçti. E, tabi buna borsalarda hiçbir müdahale etmeyerekten, izleyerekten, bundan para kazanarak Duna'nın bu yap yarattığı kaosa ortak oldular. JP Morgan statisti Nicholas Panigut o neymiş ya neyse piyasanın geçen ay kapitülasyon yaşadığını kaydetti. Bununla birlikte benim soy ismimden daha kötü soy ismi olan da varmış ya. Neyse JP Morgan statistleri Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası konusunda iyimser. Bitcoin'in kötü performansı temel olarak Federal Rezerv'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını arttırmaya kararlı olduğu mevcut makro ortama bağlanılıyor. E zaten başka bağlayabilecekleri bir şey de yok. E, mecbur ona bağlayacaklar. Son 7 ayda 1,5 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. Yüksek korelasyon nedeniyle Bitcoin düşen teknoloji hisseleriyle birlikte çakıldı. Bu kaotik durum Mayıs ayında ayının başında Terra'nın UST, stabil Coin ve Luna çöküşüyle birleşti. Kripto para borsası Luna'nın Lunonun yazmıyor Luna'nın e, yöneticisi e, Sam Koppelman T falan filan işte verdiyse demişti, şunları söyledi: Kripto paralar Mayıs ayında en finansal piyasalardaki genel kargaşa hem de Luna çöküşünün ardından büyük oranda etkilendi. Keskin düşüş yatırımcıların güvenini sarstı. Ancak temkinli bir iyimsellik için hala nedenler var. Bitcoin Mayıs'ı %18 düşüşte kapatsa da piyasadaki kargaşa boyunca tercih edilen kripto para birimi olarak gücünü kanıtladı. Bitcoin dominansı %46'da. Bitcoin dominansı da piyasayı domine etmeye devam ediyor dostlar. 46.80 oldu. Ee, yavaş yavaş bizim çizdiğimiz sabitleşmiş artık. Yani bir yıldır falan bu tabloya sahibiz biz. Bir yıl önce çizdim ben bunu. Bir yıldır aynı tablo üzerinde ilerleyen Bitcoin dominansındayız. Ee, şurası büyük ralliyi getirdi. Ee, ki bunun altına devam etseydi çok büyük bir mega ralliyi getirecekti ki devam etmedi. Ee, akabinde de bizim çizdiğimiz bu tablo hala da çalışır durumda. Hatta bunun bu yeşil sürecini biraz daha uzatalım. Şöyle Niye böyle oynamış? Sarı nerede? Ha, sarı eğimli biraz şöyle yapacağız. Okey. Beyaz çizgiden alacağız. Okey şimdi oldu. 48.88 Bitcoin'in artık piyasayı tamamen domine edeceği zirve yer. 57 13'te Bitcoin'de yeni hikayelerin çizileceği yer. Ee, Bitcoin dominansına bakarak konuştuğumuz takdirde 48.13 geri dönüş Altcoin'lerde mini bir alliy yaşatır. E, aldığımız hemen hemen her altcoinde 2x, 3x yapma fırsatı yaratır bize. Ama Bitcoin'de de ya konsolidasyon ya da düşüşe denk getirir. Ama Bitcoin'in piyasayı domine etmeye devam etmesi, altcoinlerden paranın çekilip Bitcoin'e ve Ethereum tarafına girmesi ki bence şu an sadece Bitcoin'e giriyor. E, o zaman %57 kapısını açar. %57'nin kırılımı ve üzerinde kalma Bitcoin'de yeni bir hikayenin başlangıcı olur. Tabii ki de yükselirken Bitcoin ve altcoin nerede hareket etmeye başlayacaklar ama örnek veriyorum A ve e, tutupta şu an 106'daysa oluşabileceği max yer 140 olacak mesela. Anlatabiliyor muyum? Bitcoin belki burada 40 bin olacak, 42 bin, 45 bin olacak. Bitcoin dominansı yükselmeye başladığında ama A ve o beklenilen ralliyi yaşatamayacak. O biraz daha ağır ağır sakin sakin yükselecek altcoinler. Bitcoin her geri çekilmesinde de altcoinler biraz daha fazla ezilecekler. Ee, o sürece girdiğimizde ayrı değerlendirmesini yapacağız. Her sezonun, her piyasanın, her boğa döngüsü veya ay döngüsünün kendine göre bir dinamiği var. O dinamiği de o zaman geldiğinde konuşacağız dostlar. Onlarca anlatacağım. Başka da bir şey kalmadı. Beklentilerimi de hepsini dile getirdiğim olası bir durumda. Twitter'dan paylaşım yaparım. Discord'dan zaten 7.24 iletişimde kalmaya devam ediyoruz. Hala daha Bitcoin'e girmek için acele etmeden sakin bir şekilde bekliyorum dostlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmekten vazgeçmeyin ve güzel yorumlarınızı mutlaka atın. Tek tek okuyorum. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor dostlar. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yarın 23.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.